Arkadaşlar geçen dersimizde dizel motorları yakıt enjeksiyon sistemlerinin birinci bölümünü anlatmıştık. Birinci bölümde yakıt sistemi parçalarını bir kısmını anlatmıştık. Şimdi de kalan diğer parçalarını anlatalım. İlk olarak hidrolik enjektörlerden başlayalım. Yakıt sisteminin başlıca elemanlarından olan enjektörler doğrudan sıkıştırılmış havanın içerisine basınçlı olarak yakıtın püskürtülmesi işlemini yerine getirirler. 2500 bar gibi çok yüksek değerlerde yakıtı sıkıştırarak püskürtürler. Enjektörlerin görevleri şunlardır. Püskürtme için gerekli basınç oluşuncaya kadar yakıtı yanma odasından uzak tutarlar. Gerekli olan basınç oluşunca da açılıp ani olarak yakıtı yanma odasına püskürtürler. Püskürtme sonunda enjektörün damlama yapmasını engellemek için de hemen keserler. Püskürtülecek yakıtı atomize ederler. Yani en küçük parçalarına ayırırlar. Yakıtı silindir içerisinde istenilen derinliğe püskürtürler. Yakıtı yanma odasının şekline uygun açıda püskürtürler. Yüksek basınçlara karşı dayanıklıdırlar. Yakıt sistemi ile yanma odası arasında sızdırmazlık görevi yaparlar. Tek kademeli hidrolik enjektör. Yandaki şekilde tek kademeli bir hidrolik enjektörün kesit resmi görülmektedir. Bu resmi incelediğimizde üst taraf meme tutucu, hemen altında geri dönüş kanalı, ayar şini, onun altında basınç yayı, basınç odasında bulunuyor bu yay, hemen onun altında basınç pimi, altta kırmızıyla gösterilen meme iğnesi ve meme gövdesi görülmektedir. Şimdi de tek kademeli hidrolik enjektörün çalışmasını açıklayalım. Yakıt pompasından basıncı yükseltilmiş ve miktarı ayarlanmış olarak gelen yakıt giriş rekorundan enjektöre girer. Yani üst taraftan giriyor gösteriliyor ok işaretiyle. Yakıt gövde üzerindeki dikey kanallar ile meme basınç odasına gelir. Bu sırada enjektör yayı meme iğnesini aşağı doğru ittirmekte olup meme deliği kapalıdır. Meme basınç odasına sürekli gelen basınçlı yakıt meme iğnesinin konik kısmına basınç uygulamaya başlar. Yakıtın uyguladığı basınç enjektör yayının basıncını yendiğinde enjektör iğnesi yukarı doğru kalkar. Enjektör meme iğnesinin yukarı kalkması ile açılan meme deliklerinden yakıt atomize durumda silindir içerisine püskürtülür. Yakıt pompası enjektöre yakıt göndermeyi kestiğinde meme basınç odasındaki yakıt basıncı azalır ve enjektör yayı meme iğnesini aşağı doğru iterek meme iğnesini yuvasına oturtur. Meme deliklerinin kapanması ile de püskürtme sona erer. Bu hidrolik enjektörler kısıtlamasız tiptir. Buradaki püskürtme basıncı püskürtülen yakıtın hava ile iyice karışmasına ve mümkün olan en kısa sürede yanabilmesine olanak sağlayacak şekilde seçilir. İki kademeli hidrolik enjektör. Bu tip hidrolik enjektörlerde silindirlere püskürtülecek olan yakıtın basıncı iki kademede oluşur. Enjektörün meme tutucusu içerisinde 2 adet basınç yayı ve 2 adet de basınç pimi vardır. 1 nolu basınç pimi ile 2 nolu basınç pimi arasında da bir boşluk vardır. Bu boşluk miktarına ön yükseltme mesafesi denir. Yakıt pompasının basıncını yükselterek gönderdiği yakıt enjektörün girişinden rekordan geçerek yakıt enjektör dikey kanalından meme basınç odasına gelir. Bu odada biriken yakıt basıncı artarak bir numaralı basınç yayının uyguladığı basıncı yener ve meme iğnesini yukarıya doğru kaldırır. Böylece yakıtın püskürtülmesi başlamış olur. Yakıt basıncı katalog değerlerine ulaştığında bir numaralı ve iki numaralı basınç yaylarının uyguladığı basıncı yener ve meme iğnesi bir miktar daha yükselir. Meme iğnesi ara parçasına temas ettikten sonra basınç artsa bile meme iğnesinin açılma miktarında bir değişiklik olmaz. Yakıt pompasının gönderdiği basınçlı yakıt kesilince enjektör kademeli olarak kapanır.
Hidrolik enjektörlerin ayar şekilleri. Enjektör basınç ayarı iki şekilde yapılır. Birincisi ayar vidalı olan, ikincisi de pul veya şimili olandır. Ayar vidalı enjektörlerde ayar vidası sıkılarak yayın tansiyonu arttırılır ve püskürtme basınç değeri artar. Ayar vidası gevşetilirse de yayın tansiyonu azalır ve püskürtme basıncı düşer. Pul ile veya şim ile yapılanlarda da şim kalınlığı arttırılarak püskürtme basıncı arttırılır. Veya şim kalınlığı azaltılırsa püskürtme basıncı da düşürülür. Hidrolik enjektörler motora bağlanma şekillerine göre ve soğutma şekillerine göre sınıflandırılabilirler. Motora bağlanma şekillerine göre enjektörler flanş ile bağlama, vidalı bağlama ve somunlu bağlama olarak 3 şekilde bağlantı vardır. Yandaki şekilde bunlar yeşil renkle gösterilmiştir. Flanşlı olana KB tipi bağlantı, vidalı olana KC tipi bağlantı ve somunlu olana da KD tipi bağlantı denir. Soğutma şekillerine göre hidrolik enjektörlerde bir direkt soğutma. Nedir bu? Direkt soğutmada enjektörler etrafında soğutma suyu bulunan bakır bir kovan içine oturtulur. Enjektör ısısı bakır kovan ile soğutma suyuna aktarılır ve enjektör soğutulmuş olur. İkincisi de endirekt soğutmadır. Endirekt soğutma enjektörlerin gövdeleri silindir kapağındaki su ceketlerinin boyuna doğru açılmış bir yuvaya yerleştirilmiş ve enjektör bakır bir pul ile silindir kapağına sıkıca oturtulmuştur. Enjektör ısısını gövdesi üzerinden silindir kapağına, oradan da soğutma suyuna iletir. Hidrolik enjektörlerin kontrol ve ayarları. Birinci kontrolümüz püskürtme basıncı kontrolüdür. Bu kontrol için ilk önce enjektörün muhafaza kapağı sökülerek enjektör kontrol aletine bağlanır ve kontrol aletinin koluna basılarak enjektör memesinden yakıtın püskürtülmesi sağlanır. Yakıtın enjektörden püskürtülmeye başladığı anda yandaki şekilde de görülen kontrol aleti manometresinden püskürtmeye basınç değeri belirlenir. Belirlenen değer katalog değeriyle karşılaştırılır. Bu değer farklı ise ayar şimli enjektörlerde şim kalınlığı arttırılarak, ayar vidalı enjektörlerde ise ayar vidası sıkılarak püskürtme basıncı arttırılır veya şim kalınlığı azaltılarak püskürtme basınç değeri düşürülür. İkinci kontrolümüz ise püskürtme şekli kontrolüdür. Püskürtme şeklini kontrol etmek için kontrol aleti ortalama dakikada 60-70 basma yapacak şekilde hareket ettirilir. Yandaki şekilde kontrol aleti gözükmektedir. Bu esnada yakıt püskürtülürken gırt gırt diye bir ses çıkar. Püskürtülen yakıt demeti katalog değeriyle karşılaştırılır. Hemen yandaki şekilde kötü püskürtme ve iyi püskürtmenin nasıl olduğu gösterilmiştir. Üçüncü kontrolümüz geri kaçak ve sızıntı kontrolüdür. İğne ile yuvası arasındaki boşluğun artıp artmadığının kontrolü yapılır. Enjektör kontrol aletine bağlanarak kontrol aletinin koluna yavaşça basılır. Kontrol basıncı 150 bara yükseltilir ve kontrol aletinin koluna basılı tutularak manometredeki 50 barlık basınç düşmesi saniye olarak saptanır. Yani manometredeki basınç değeri 150 bardan 100 bara düşmesi esnasında geçen süre saniye olarak tespit edilir. Bu değer eski memelerde 6 ila 45 saniye arasında, yeni memelerde ise 15 ila 45 saniye arasında olmalıdır. Kontrol sırasında bulunan değer eski memelerde 6 saniyeden, yeni memelerde ise 15 saniyeden az ise iğne ile yuva arasında aşıntı veya çizilme olduğu anlaşılır. Bu durumda meme değiştirilmelidir. Kontrol sırasında bulunan değer 45 saniyeden fazla ise meme delikleri tıkanmış veya iğne sıkışmıştır. Bu durumda ise parçalar sökülerek
iyice temizlenmelidir. Hidrolik enjektörlerde yapılan dördüncü kontrolümüz de damlama kontrolüdür. Bu kontrolde iğne oturma yüzeyinin yuvasına tam oturup oturmadığı kontrol edilir. Enjektör kontrol aletine bağlanır ve ucu temiz bez ile kurulanarak kontrol aletinin koluna basılarak püskürtme basıncı katalog değerinin 10 kg bölü santimetre kare aşağısına kadar yükseltilir. Meme ucuna bir kuru kağıt değdirilir. Kuru kağıt üzerinde oluşacak yakıt lekesinin çapı 10 ila 12 mm'yi geçmemelidir. Şayet damlama fazla ise iğne oturma yüzeyi taşlanır veya meme değiştirilir. Meme etiketi ve anlamları şöyledir. Hemen altta görülüyor bir etiket. DN12S D12. Şimdi bunun anlamını açıklayalım. Buradaki DN harfi DN, DL, DLL, DLF ya da DLP olabilir. DN ise tek delikli olduğunu gösteriyor. DL ise çok delikli standart bir meme olduğunu gösteriyor. DLL ise çok delikli uzun bir meme olduğunu gösteriyor. DLF yağ ile soğutulan bir meme olduğunu gösteriyor. DLP de düz yuvalı meme olduğunu gösteriyor. Hemen DN'nin yanındaki 12 rakamı da püskürtme açısını göstermektedir. 12'nin yanındaki S harfi, bu harf S ise bu meme dış çapının harfidir S. S ise 17 mm dış çaplı olduğunu, T ise 22 mm dış çaplı olduğunu, U ise 30 mm dış çaplı olduğunu veya da V harfi ise 42 mm dış çaplı olduğunu gösteriyor. Hemen S'nin yanındaki D harfi de kademeli pimli bir meme olduğunu gösteriyor. Eğer orada bir harf olmasaydı silindirik veya konik pim olduğu anlaşılacaktı. D'nin yanındaki 12 rakamı da özel tanıtım numarasını ifade etmektedir. Evet, şimdi de enjektör gövde etiketinin anlamını inceleyelim. Şekilde bir gövde etiketi görülmektedir. Bu gövde etiketini şöyle bir okursak. Büyük B harfi, KB, büyük A, büyük R, 97, büyük P, 502 ve büyük C harfi görülmektedir. Buradaki büyük B harfi İngiliz imalatı olduğunu gösteriyor. Büyük KB harfleri motora bağlanış şekillerini ifade eder. Bu harf eğer KB ise flanşlı tip bağlantı, KC ise vidalı tip bağlantı ya da KD ise somunlu tip bağlantı olduğunu bize anlatıyor. Hemen yanındaki büyük A harfi, bu büyük L de olabilir. Büyük A ise tapasız, büyük L ise uzun tip tapalı olduğunu bize gösteriyor. Hemen yanındaki R harfi de çap gösterge harfidir. Bu eğer büyük R harfi yazılıysa 21.9 mm çapında olduğunu, büyük S olsaydı 25 mm çapında olduğunu, büyük T olsaydı 32 mm çapında olduğunu, büyük U olsaydı 45 mm çapında olduğunu ya da büyük V harfi olsaydı 65 mm çapında olduğunu gösterecekti. Hemen yanındaki 97 rakamı da bize gövde boyunu göstermektedir milimetre olarak. Hemen yanındaki büyük P harfi, eğer bu harf P ise pintop memeli, yani pimli yardımcı delikli meme. Bu D harfi olsaydı, eğer büyük D harfi olsaydı kademeli tiplerde kullanılan yay özelliğini göstermekte olacaktı bize. Hemen yanında 502 rakamı da gövde seri numarasını göstermektedir. Hemen sondaki C harfi, büyük C harfi. Bu C harfi M harfi de olabilirdi. Büyük C paslanmaz tip enjektör olduğunu bize söylüyor. Eğer büyük M olsaydı deniz tipi bir enjektör olduğunu bize anlatacaktı. Dizel yakıt sistemlerinde 4 tane yakıt hattı bulunur. Bunlardan ilki emiş hattıdır. Yakıt deposundan çekilen yakıt alçak basınç borusundan ön yakıt şase filtresine girer. Oradan besleme pompasına gelir ve yakıtın buraya kadar olan yolculuğuna emiş hattı denir. İkinci hattımız da alçak basınç hattıdır. Bu da besleme pompasının vakum yaparak çektiği ve ana yakıt filtresine gönderdiği yakıt burada süzülerek yakıt pompasına girer. Yakıt pompasında yakıt basıncının minimum 1,5 bar olması gerekir. Basıncı ana yakıt filtre üzerindeki tapadan ölçülebilir. Buraya kadar olan yakıt hattı alçak basınç hattı olarak adlandırılır. Üçüncü yakıt hattımız da yüksek basınç hattıdır. Yakıt pompası vasıtasıyla basıncı yükseltilen yakıt yüksek basınç boruları ile enjektörlere gönderilir. Bu hatta yüksek basınç hattı denilir.
Son hattımız da geri dönüş ve sızıntı hattıdır. Yakıt pompası ve enjektörlerde sistem içerisinde kullanılmayan yakıt bir hat üzerinde toplanıp yakıt deposuna, buradan filtre veya besleme pompa girişine gönderilir. Bu hatta geri dönüş ve sızıntı hattıdır. Dizel yakıt sisteminde hava olmasının nedenleri şöyledir. Eğer depodaki yakıt tamamen bitmişse hava oluşur. Sızıntı ve gevşek bağlantılar nedeniyle sisteme hava girebilir. Yakıt sistemi parçalarının herhangi birinin onarımı için sökülmesi veya değiştirilmesinden de hava oluşur. Motorun uzun bir süre çalıştırılmaması sebebiyle de hava oluşabilir. Bu dizel sisteminde hava olmasının sakıncası var mıdır? Vardır. Nedir bu? Yakıt içerisindeki hava belirli bölgelerde toplanarak tampon bölgeler oluşturur. Gazların yani havanın sıkıştırılabilme özelliğinden dolayı da bu hava tamponları yakıtın geçişine izin vermezler ve motor çalışmaz. Dizel motorlarda hava alınacak yerler ve hava alma işlemi. Hava alma tapasının yerleri şöyledir. 1. Elle kumanda edilen hava alma pompasıdır. 2 numara yakıt çıkış borusudur. 3 numara yakıt besleme borusu. 4 numara hava alma tapası. 5 numara yakıt filtresi. Ve 6 numara da yakıt filtresinin kirlilik göstergesidir. Klasik dizel yakıt sistemlerinde hava oluşursa hava alma işlemi yapılması gerekir. Hemen bu yandaki şekilde hava alma noktaları gösterilmiştir. Ana yakıt filtresi girişindeki 3 numaralı hava alma tapası uygun anahtarıyla açılır. Yakıt sistemine besleme pompası üzerindeki el pompası ile yakıt pompalanır. Deliklerden hava kabarcıkları olmaksızın yakıt çıkana kadar bu işleme devam edilir. Yakıt hava kabarcıkları oluşmadan akmaya başlayınca da tapa kapatılır. Yakıt besleme pompasından pompalamaya devam ederken ana yakıt filtresi çıkışında yani 2 numaradan hava alma tapası açılır. Yakıt hava kabarcıkları oluşmadan akmaya başlayınca da tapa kapatılır. Yakıt besleme pompasından pompalamaya devam ederken yakıt pompası üzerindeki hava alma tapası açılır. Yakıt hava kabarcıkları oluşmadan akmaya başlayınca tapa kapatılır. Böylece alçak basınç hattındaki yakıtın havası alınmış olur. Enjektör hattının yani yüksek basınç hattının havasını alırken enjektörlerin rekorları sırasıyla gevşetilir ve sırayla marş yapılır. Marş esnasında yakıt geldiğinde rekorlar kapatılır. Böylece yüksek basınç hattındaki hava alınmış olur. Common Rail dizel yakıt sisteminin havasının alınması. İlk olarak alçak basınç hattındaki havanın alınmasını anlatalım. Yeni nesil dizel motorlarında Common Rail sistemine sahip araçlarda hava alma klasik yakıt sistemine sahip araçlara göre biraz farklılıklar gösterir. İlk olarak hava alma noktası gevşetilir ve kontak anahtarı açılır ve yakıt deposu içerisindeki elektrikli alçak basınç pompası yardımıyla sistemde yakıt dolaştırılır. Hava yüksek basınç pompa hattına kadarki bölümden kendiliğinden dışarı atılır. Şayet elektrikli alçak basınç pompası yoksa elle kumanda edilen bir manyetik basınç pompası yani besleme pompası yardımıyla sistemin havası alınır. Sistemdeki hava yakıt deposu, emiş hattı, yakıt filtreleri ve yüksek basınç pompa hattına kadarki bölümden alınır. Yüksek basınç hattındaki havanın alınması şöyledir. Yüksek basınç hattında havayı alma işlemi yoktur. Çünkü rail ve enjektör devrelerinde çok yüksek yakıt basıncı vardır. Özellikle motor çalışırken yaklaşık 1350 ile 1800 barlık bir basınç mevcuttur. Bu basınca elle müdahale etme şansımız yoktur. Bu bölümde hava yapma ihtimali de yoktur. Enjektör tarafından ya da common rail üzerinden enjektör boruları açılmamalıdır. Çünkü bu durum common rail üzerindeki parçalar üzerinde hasara neden olabilir. Buraya kadarki anlattığımız hava alma işlemleri her marka ve modele göre değişiklik arz edebilir. Isıtma bujileri. Isıtma yani kızdırma sistemi dizel motorlarında kullanılan bir sistemdir. Dizel motorlarda
Silindire alınan havanın sıcaklığı çok önemlidir ve elektrik yardımı ile ısıtılır. İlk çalıştırma esnasında ve özellikle soğuk havalarda silindir içerisinde alınan veya yanma odasındaki hava soğuktur. Bu hava bu kızdırma bujileri yani ısıtma bujileri yardımıyla ısıtılır. Ön yanma odalı ve türbülans odalı motorlarda en çok kızdırma bujileri kullanılır. Emilen havayı ısıtır ve sonra püskürtülen yakıtın buharlaşıp tutuşmasına neden olur. Hemen yanındaki üst şekilde giriş havası ısıtma sistemi ve kızdırma buji sistemi şematik resmi görülmektedir. Onun hemen altında da kesit motor resminde ısıtma bujisinin ve enjektörlerin yerleri gösterilmiştir. Kızdırma bujileri bir ısıtma filamenti ile içten ısıtılan bir sıcak tüpten oluşur. Isıtma filamentinin ısısı kontrol filamentinin ısınmasıyla direnci artarak ısınma filamentine giden akımı düşürerek aşırı ısınmasını önler. Kızdırma bujileri çoğunlukla paralel bağlanır. Bu şekil bağlantının avantajı ise eğer ısıtma bujilerinden birisi arızalanırsa diğerleri motorun çalışmasını temin etmektedir. Şimdi yandaki şekilde kızdırma bujisinin parçaları, kısımları gösterilmiştir. Bunu şöyle bir incelersek 1 numarayla gösterilen yer sıcak tüp, 2 numarayla gösterilen yer elektrik bağlantısının olduğu kısım, 3 numarayla gösterilen yer ısıtma filamenti, 4 numarayla gösterilen yer kontrol filamenti ve 5 numarayla gösterilen yer de yuvarlak boşluk olan kısımdır. Kızdırma bujileri iki grupta incelenir. Birincisi metal kızdırma bujileridir. İkincisi de seramik kızdırma bujileridir. Çubuk tipi metal kızdırma bujilerinin sıcağa dayanıklı metalden bir kızdırma çubuğu içerisinde yer alan bir ısıtma rezistansı vardır. Bu kızdırma çubuğunun içindeki seramik bir malzeme, bu magnezyum oksit oluyor, ısıtma rezistansı titreşimlerden ve darbelerden korur. Magnezyum oksit ayrıca olağanüstü iyi bir ısı iletkeni olduğu için oluşan sıcaklık hızla dışarı verilebilir. Bu şekillerimizde de kızdırma bujilerinin devre aşaması görülmektedir. Devre aşamasını şöyle bir incelediğimizde 1 numara aküden gelen 12 voltu, 2 numara şasi bağlantısını, 3 numara kontak anahtarından gelen 12 voltu, 4 numara marşa basıldığında gelen 12 voltu, 5 numara kızdırma bujilerine olan role çıkışını, 6 numarada kızdırma ikaz lambasına çıkış yani artı 12 volt çıkışını göstermektedir. Şimdi kızdırma bujileri soğuk motorda emisyonu ve sesi azaltırlar. Isı sensöründen röleye sinyal gönderilir ve ısıya göre kızdırma zamanları belirlenir. Bunun sonucunda da uyarı lambası bir süre boyunca yanar. Ön ısıtma süresi -20 santigrat derecede 8 saniyedir. 80 santigrat derecenin üzerinde ve motor devri 2500 devir bölü dakikanın üzerindeyken ön ısıtma sistemine gerek duyulmaz. Motor çalıştıktan sonraki maksimum ısıtma süresi 90 saniye ile sınırlandırılmıştır. 20 santigrat derece için 30 saniyedir. 50 santigrat derecede motor çalıştıktan sonra ısıtmaya gerek duyulmaz. Motor çalıştıktan sonra uyarı lambası yanıp sönüyorsa motorun yeterince ısınmadığının işaretidir. Şimdi de aşağıda görülen devre aşamasına göre kızdırma bujisinin çalışmasını kısaca açıklayalım. Aşağıda ECU ve içerisindeki zamanlayıcılar görülmektedir. Motor soğutma suyu sıcaklığı düşükken kontak anahtarını açtığımızda ECU içerisinde görülen 1 numaralı zamanlayıcı gösterge panelindeki kızdırma göstergesini açar. 2 numaralı yani ikinci zamanlayıcı ise kızdırma bujisinden ısı üretilmesi için röleyi açar. Bu iki zamanlayıcı motor soğutma suyu sıcaklığının derecesine bağlı olarak bir süre boyunca açık kalırlar. ECU içerisinde görülen üçüncü zamanlayıcı ise soğutma suyu sıcaklığına bağlı olarak marş sırasında bir süre daha kızdırma sonrasını etkileyen zamanlayıcıdır. Aşırı doldurma sistemleri.
Emme havası çevre havasından daha yüksek bir basınç ve yoğunluk değerine sıkıştırılabiliyorsa aynı boyutlardaki bir motordan alınabilecek maksimum güç arttırılabilir. Bu olaya aşırı doldurma denir. Aşırı doldurma niçin tercih edilir? Bunun sebepleri nelerdir? Şimdi bunlardan bahsedelim. Yakıt sarfiyatının normal imişli motorlara göre az olması. Daha küçük bir hacim ihtiyacı. Daha hafif motor. Birim çıkış gücü başına daha küçük bir özgül ağırlık. Egzoz turbo kompresörü ile daha yüksek bir verim. Birim çıkış başına daha düşük bir maliyet. Daha küçük radyatör. Normal emişli motorlardan daha az ısı kaybı. Egzoz türbini ile daha az bir egzoz gürültüsü. Düşük hava basınçlı yerlerde normal emişli motorlara nazaran daha yüksek volümetrik verim. Kontrollü yanma ile daha düşük egzoz emisyonları. Motorun daha az vuruntulu çalışması ve daha az gürültülü çalışması gibi etkenler vardır. Tüm bu etkenler aşırı doldurma sistemlerinin tercih edilme sebepleridir. Dizel motorlarında kullanılan aşırı doldurma sistemlerinin çeşitleri şöyledir. 3 çeşit aşırı doldurma sistemi vardır. Bunlardan birincisi mekanik aşırı doldurma sistemidir. Buna süper şarj denilmektedir. İkincisi egzoz turbo kompresörü ile aşırı doldurmadır. Buna da turbo şarj denilmektedir. Diğeri de üçüncüsü de değişken kanatçıklı turbo şarj sistemidir. Şimdi ilk olarak birincisini açıklayalım. Mekanik aşırı doldurma yani süper şarj. Kompresörü çevirmek için motor krankmilinden veya harici bir kaynaktan güç alınıyorsa bu motorlara mekanik aşırı doldurmalı motorlar denir. Mekanik süper şarjda sistem çalışma hareketini krankmilinden veya harici bir kaynaktan alarak emme kanalına fazla hava göndererek çalışmaktadır. Bunun avantaj ve dezavantajları şöyledir. Mekanik aşırı doldurmanın en büyük dezavantajı hareketini motordan aldığı için motorda yaklaşık olarak %11 verim kaybına sebep olur. Hareketini motordan aldığı için gürültü fazladır, bakım maliyeti fazladır. Daha büyük mekanik ve termal yüklerde çalışmasına rağmen düşük moment karasitleri ve düşük bir ivmelenmeye sahiptir. Şimdi de aşırı doldurma sistemlerinden ikincisi olan egzoz turbo kompresörü ile aşırı doldurma sistemini inceleyelim. Motor egzozundan çıkan sıcak gazların enerjisiyle döndürülen türbin bağlı olduğu min ucundaki kompresörü döndürür. Ve bu sayede motor silindirine giren havanın basıncı arttırılır ve daha yüksek yoğunlukta hava gönderilmesi sağlanır. Motorun her türlü çalışma şartlarına uygun olarak gerekli olan hava miktarı bu şekilde temin edilir. Ve böylece de motor verimi ve gücü artar. Yandaki şekli incelediğimizde burada turbo şarjın bir devre şeması görülmektedir. Bunu incelersek motordan çıkan yanmış egzoz gazları kırmızıyla gösterilmektedir. Bunlar turbo şarjın türbin tarafından giriş yapıyor ve türbin kanatçıklarını gönderiyor. Bu türbin miline bağlı olan kompresör de dönmeye başlıyor. Ve kompresör de diğer taraftan emme manifolduna bağlı. Bu da buradan havanın basıncını yükselterek motora gönderiyor. Turbo şarj, türbin, yatak kutusu ve kompresör olmak üzere 3 kısımdan meydana geliyor. Hemen yandaki aşağıdaki şekilde de bu görülmektedir. Yatak kutusunun bir yanında kompresör vardır, diğer yanında da türbin vardır. Türbin ve kompresör çarkı aynı mile bağlıdırlar. Yatak kutusunda bulunan yataklar burçludur ve bunlar motor yağı ile yağlanırlar. Yandaki şekilde türbinin resmi görülmektedir. Türbin egzoz gazı ile karşılaşan ve egzoz manifoldu üzerine bağlanan bir bölümdür ve muhafazası pik dökümden yapılmıştır. Türbin kanatçıkları 4 zamanlı motorlarda 800 ila 1000 santigrat derece sıcaklıkta egzoz gazlarına maruz kalırlar. Bu yüzden özel alaşım çeliğinden veya kompozit malzemeden yapılmışlardır. Egzoz gazları çevreden merkeze doğru daralan bir yoldan geçer. Bu esnada egzoz gazlarının hızları artmış olur
Artan bu hızla türbin kanatçıklarına ve bulunduğu mili döndürmeye başlar. Altta da generesinde diğer tarafta kompresör görülmektedir. Kompresör gövdesi dökme demirden yapılır. Kompresör çarkı ise alüminyumdan yapılmış olup türbin miline son ile bağlanmıştır. Hassas işlenerek balanslanmış olup muhafazası alüminyumdan yapılmıştır. Kompresör çevresel akışlığı merkez kaç santrifuj tip olup türbin miliyle dönen kanatçıklara sahiptir. Kompresör helisel ve çevresel kanalları olan bir çark ve bir gövdeden oluşmaktadır. Turbo şarjın diğer bir kısmı da yatak kutusudur. Türbin milinin yataklanmasını sağlar ve türbin muhafazası ile kompresör muhafazasını birbirine bağlar. Kullanılan yataklar metal olup yüzücü tiptir. Radyal ve aksiyal hareketlerle çalışırlar. Ayrıca metal sızdırmazlık segmanları da kullanılır. Yatakların yağlanması basınçlı motor yağı ile olup yağ dönüşü kartere olmaktadır. Motor çalışmaya başlar başlamaz egzoz manifoldundaki egzoz gazları turbo şarj içindeki türbine sevk edilmeye başlar. Türbin kanatları arasından geçerek egzoz sisteminden dışarı çıkan egzoz gazlarında bulunan enerji türbini döndürür. Kompresör kanatları türbin ile aynı mil üzerinde bağlı olduğu için kompresörün kanatları da dönmeye başlar. Kompresör kanatları havayı merkezden alıp çevreden verdiği için eme manifoldunda bir basınç yükselmesi meydana gelir. Hava yakıt karışımına daha fazla yakıt ilave edilince de egzoz gazlarına daha fazla enerji verilmiş olur. Egzoz gazlarındaki artan enerji sebebiyle türbinin dönüş hızı artar ve kompresör kanatlarının dönüş hızı da artmış olur. Kompresör dönüş hızının artması ile motora daha fazla hava verilmesi sağlanır. Motorun yükü arttığı zaman da egzoz gazları yine daha fazla enerji kazanmış olacağı için türbin ve kompresör kanatlarının da hızı artar. Bu şeklimizde de aşırı doldurma sistemlerinden üçüncüsü olan değişken kanatçıklı geometrili turbo şarj görülmektedir. Burada türbin kanatçıkları düşük devirlerde maksimum kapalı, yüksek devirlerde açık olacak şekilde çalışmaktadır. Motor devri düşükken türbin kanatçıkları maksimum kapalı olduğu için egzoz gazlarının hızı artar. Bu durumda türbin ve kompresör hızını arttırır. Motor devri yükseldiğinde kanatçıklar açıldığı için egzoz gazları kanatçıklar arasından daha hızlı çarparak geçer. Bu da türbin devrini azaltır. Böylelikle turbonun basıncı değişken zamanlı kanatçıklar sayesinde artarak turbodan istenilen performans fazlasıyla alınmış olur. Bu sistemle düşük devirlerde daha fazla motor torku, yüksek devirlerde maksimum güç elde edilmesinin yanında yüksek bir yakıt ekonomisi de sağlanmış olur. Aşırı doldurma sisteminin avantajları. Aynı motor hacmine sahip motorlara göre daha fazla güç elde edilir ve yakıt tüketiminde de azalma görülür. Motorun herhangi bir parçasından hareket almadığı için daha yüksek bir verime sahiptir. Egzoz gazlarından aldığı hareketle egzoz türbini çalıştığı için daha az bir egzoz gürültüsü oluşur. Yani daha sessizdirler. Daha düşük seviyede egzoz emisyonu olur. Belli sıcaklıklarda da hava motor alındığı için parçaların ömrü daha uzun olur. Aşırı doldurma sisteminin dezavantajları ise şöyledir. İlk sorun turbo çıkışının basınçlı hava yani motor isteklerine hemen cevap vermemesidir. Turbo doldurucunun türbin tarafına gelen egzoz gazlarının enerjisi motorun devir sayısına değil yüküne bağlı olduğundan motor ani olarak yüklenip de fazla havaya ihtiyacı olduğu zaman turbo aynı hızla hızlanarak gerekli havayı temin edemez. Diğer bir sorun da irtifadan oluşmaktadır. Yüksek irtifada çalışan araç motorlarının emdiği havanın yoğunluğu değiştiği zaman kompresör yükü azalacağından turbo şarj aşırı derecede hızlanır. Turbo şarjı sökme işlemine başlamadan önce yapılması gereken kontroller vardır. Bunlar yağ geri dönüş hattı kontrol edilmelidir. Yağ dolaşımının engellenip engellenmediği kontrol edilmelidir.
Motor karter havalandırmasının tıkalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Keçelerde ve bağlantılarda sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hava filtresinde ve borularda tıkanma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sökme işleminden sonra da parçalarda bazı kontrol yapılır. Bunlar piston segmanının oturduğu kanalın aşınmaya uğrayıp uğramadığı kontrol edilmelidir. Mil yatağının aşınmaya veya yüzeyinin de ne oranda çizilmeye uğramış olduğu kontrol edilmelidir. Kanatlarda hasar olup olmadığı, eğilme ya da çatlama olup olmadığı incelenmelidir. Tüm vida ve dişlilerin konumu incelenmelidir. Yatağın iç ve dış yüzeylerinde deformasyon olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yatak ve piston segmanı üzerinde oluşabilecek aşınma kontrol edilmelidir. Sistemdeki bütün delik ve boşlukların temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kanatlarda aşınma ve eğilme varsa yenisiyle değiştirilmelidir. Segmanların mil yatağının konik yüzeyine yerleştirildiğine emin olunmalıdır. Türbin ve kompresör kanadı montajında balanslar ayrı ayrı kontrol edilmelidir. Bu tabloda da turbo şarj arızaları ve belirtileri gösterilmiştir. Bunları tek tek inceleyelim. Birinci arızamız normalin üstünde egzoz gazının siyahlaşması ve randıman düşüklüğü. Buradaki arıza nedeni turbo şarjın alçak basıncından hava azalması ya da sıkıştırma gövdesinde iç kirlenme olabilir. Turbo şarjın alçak basıncında hava azalırsa flanş ve hava doldurma borusu bağlantılarında kaçak kontrol yapılır. Sıkıştırma gövdesinde iç kirlenme olabilir. Burada da sıkıştırma gövdesi sökülür ve içi temizlenir. Diğer bir arıza kirlenmiş hava filtresi elemanı olabilir. O zaman ne yapacağız? Hava filtresi temizlenir veya değiştirilir. Emiş yolu kontrol edilir. Turbo şarjın arkasındaki hava bağlantılarında kaçak olup olmadığı kontrol edilir. Diğer bir nedenimiz turbo şarjın arkasındaki egzoz susturucusu tıkanmış olabilir. Ne yapacağız? Bu temizlenir ve kompresör tarafındaki boru donanımı sökülerek muhafazada çizik muayenesi yapılır. Diğer bir arızamız normalin dışında ses ve aşırı gürültü olabilir. Bu sefer de rotor muhafazaya sürtüyor olabilir. Ne yapacağız? Muhafazada çizik muayenesi yapacağız. Bağlantı yerlerinde ve flanşında veya egzoz borularında sızma olabilir. Hemen ne yapacağız? Flanş ve bağlantılarını kontrol edeceğiz. Eğer motor güç vermiyorsa turbo şarj arızalı olabilir. Bağlantılar kontrol edilir ve gerekirse sıkılır. Egzoz manifoldu ve emme manifoldu gevşemiş olabilir. Ne yapılır? Turbo şarj sökülerek temizlenir. Türbin çarkına sıkışmış yabancı bir madde olabilir. Türbin mili yataklarında sarma olabilir. Ne yapacağız? Sökülerek yataklar ve mil değiştirilir. Normalin dışında bir ses olabilir turbo şarjda. Bağlantı yerlerinde ve flanşlarında hava ve egzoz borularında sızma varsa, türbin milinin fazla boşlukta boşluk varsa bundan dolayı sürtmeden dolayı ses olabilir. Flanş ve bağlantıları kontrol edilmelidir. Bağlantı boruları sökülmeli ve türbin ile sıkıştırma tarafındaki gövdelerin sürtme izlerine bakılmalı. İzler varsa değiştirilmelidir. Aşırı doldurma sistemlerinde havanın soğutulması. Havanın soğutulması bu sistemlerde iki şekilde olmaktadır. Birincisi aftercooler sistemi su ile soğutma. Diğeri de intercooler sistem hava ile soğutmadır. Birincisi aftercooler sistemde turbo sistemlerinde havanın motor soğutma suyuyla soğutulması işlemine after cooler sistemi denir. Bu tür soğutuculara son soğutucu da denilmektedir. Aşırı doldurmalı motorlarda sıcaklık artışı sebebiyle motora verilen havanın yoğunluğu ve bunun sonucu olarak da emilen havanın içindeki oksijen miktarı azalmaktadır. Bu olumsuz durumun önüne geçebilmek için kompresörden emilen hava motor silindirine gönderilmeden önce soğutulmalıdır. Turbo sistemli motorda havanın soğutulması için emme manifoldu üzerinde içinde motor soğutma suyunun bulunduğu bir radyatör bulunur. Bu radyatörün soğuk kısmından alınan su yardımıyla emme havası soğutulur. Kompresör çıkışında basıncı ve sıcaklığı artan hava radyatör petekleri arasından geçerek soğutulur. Böylece
emme havasının sıcaklığı motor soğutma suyu sıcaklığına gelir ve emme manifolduna dolar. İkinci hava soğutma sistemimiz intercooler sistemdir. Bu da havayla soğutmadır. Intercooler sistemi turbo motorlarda havanın soğutulması için kullanılan aftercooler sistemi gibi veya beraber kullanılan bir ek ara soğutucudur. Intercooler sistemi motor radyatör soğutma fanlarının gelişmesi ve veriminin yükselmesiyle kompresörden çıkan basıncı ve sıcaklığı artan havanın soğutulması için kullanılırlar. Hava soğutmalı intercoolerlarda soğutucular mümkün olduğu kadar kompresörün yakınına yerleştirilmiştir. Bu tasarım şekli soğutucunun borularından geçen havanın hızını azaltır ve hava basınç kaybını en aza indirir ve böylece intercooler'ın da verimi artar. Kompresörden çıkan hava motor soğutma suyu radyatöründen geçirilerek ön tarafta bulunan intercooler radyatörüne gönderilir. Burada hava soğutulduktan sonra motora gönderilir. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de hidrolik enjektörleri, ısıtma bujilerini, ondan sonra dizel motorunda aşırı doldurma sistemlerini ve dizel motorundan nasıl hava alınır, bu konuları işledik. Bizleri dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz.